Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve erfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve erzukna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve erzukna ictinaba. Ve cealna mimmen yestemi'una al-kavle fe yettebi'una ahsana. Vadihilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah subhanahu wa taala bu sayyidul am kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Muftiyatning bugungi bergan mavzusi ahli sunna va jamoa mazhabi haqida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda aytadilar: İnne bani İsrail iftaraku ala ihda ve sab'ine firqa. Bani İsrail 71 firqaga bo'linib ketdi. Ve la tafarraqa al-ummati ala 73 firqa. Meni ummatim esa 73 firqaga bo'linadi. Yani bazı rivoyatlarda Nasroniylar 72 ga firqaga bo'linganligi haqida ham xabarlar bor. Kulluha fi narin illa wahida. Mana shu meni ummatimdan 73 firqaga bo'linganlardan bittasidan tashqari hammasi 72tasi jahannamda dedilar Rasululloh. E'tiqodda toyilib ketishlik sababidan bu odamlar jahannamga kirishini aytganlar. Shunda ashoblar nima u qaysi jamoat ana shu 73tadan qaysinisi najot kirishadi deganida payg'ambarimiz aytdilar: "Bugun men va mening ashobim tutgan yo'lni tutganlar" dedilar. Imom Termiziy rivoyat. Ana shu najot topgan firqa birodarlar ahli sunna val jamoa deyiladi. Tarjimasi ahli sunna degani sunnat yo'lini ushlaganlar, sunnatni tutganlar, val jamoa degani musulmonlarning asosiy katta qismi deyiladi. Demak, ahli sunna val jamoa degan so'zi ma'nosi sunnatni payg'ambarimiz yo'lini ushlagan musulmonlarning katta qismi. Payg'ambarimiz aytganlar, agar ixtilofni ko'rsanglar, savodul azamni o'zingizlarga lozim tutinglar deganlar. Savodul azam nima? Deyilsa, musulmonlarning katta qismi. Mana 1200-1300 yildan beri birodarlar musulmonlarning katta qismi aqidada Imom Moturidiyning, Imom Ash'ariyning yo'lini tutib kelgan, fiqh yo'nalishda 4 ta mazhabdan bittasini ushlagan. Darsimizning xulosasi oxirida aytishim kerak, hozir aytib qo'yaman. Ahli sunna va jamoa ekanligingizning dalili nima desa, aqidada mana ikki maktabdan bittasini ushlaysiz, fiqh yo'nalishda 4dan bittasini ushlaysiz. Shunda siz ahli sunnasiz. Yana fiqhul akbarning sharhida keladi. Ikkala qaynatani hammadan afzal ko'rsang, ikkala kuyovni yaxshi ko'rsang, sen ahli sunnasan deyiladi. Ikkita qaynata kim? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qaynatalari va ashoblari bo'lgan, sohiblari bo'lgan Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob. Bu ikkala kishining qiziga, ikkala sahobaning qiziga payg'ambarimiz uylangan, Rasulullohga ular qaynata bo'lishgan. Endi ikkita kuyov Usmon ibn Affon va Ali ibn Abi Toliblar. Bu ikkala sahobasiga payg'ambarimiz qizini berganlar. Chunki Abu Bakr Siddiqni ham Umar roziyallohu anhuni ham so'kadiganlar bor. Kalima keltirib turib o'zini musulmon degan ayrim firqalar, toifalar. Tushunarli bo'ldimi? Biz yaxshi ko'ramiz-a, ikkov qaynatani ham, ikkov kuyovni ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu mo'jizaviy bir bergan xabari haqiqatan hayotda o'zini isbotini topdi. O'zini musulmonman deb turib, kalima go'yman deb turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana sahobalarining davrida mana shu firqalar ajralib chiqishni boshladi. Xavorijlar, qadariyalar, murjiyalar. Mana ana shu xavorijlar birinchilardan bo'lib chiqqanlari Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhuni qatl qilishdi. Havorijlar kimlar edi? Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhuning qo'shinida jang qilgan musulmon yosh yigitlar edi. Qorilar edi. Tunlari ibodatda polvon edi. Jang maydonida shijoatli edi, lekin ilmsiz edi. Tahkim voqeasidan keyin Ali ibn Abi Tolibga mana shu Ali ibn Abi Tolibni qo'shinidagi odamlar qarshi chiqishdi. Ali ibn Abi Tolibni kufrda ayblashdi. Va oxirat borib turib, bu ulug' sahobiyni qatl qilishdi. Bu yerda men hammasini atlab o'qib berishim mumkin. Ana shu payg'ambarimiz aytgan 72ta firqani nom-nom. Qadariya, Murjiya, Xavorij, Shiya, Mu'tazila, Rofiza, Saboiya, Zaroriya, Jahmiya, xullas keragi yo'q hammasini o'qishlaydi. Toki bir malollanmaylik. Demek
zikir qilingan mana shu 72 ta firqadan 20 tasi rofiziylarga tegishli, 20 tasi havorijlarga. Qarang, havorijlar dindan chiqib ketib turib yana bo'linyapti. Bularning ishi bo'linish. Bularning ishi bo'linish. İslam bo'lmaydi. İslam bo'lmaydi, İslam birlashtiradi. Bo'linyaptimi? Demek o yo'lni boshda adashgan bular. İslam birlashtiradi birodarlar. Yaxshilab bilib olinglar. Abu Bakr Qurashi, Bilal Habashi. Biri Qurayshning sayyidi bo'lgan, boy, biri qul bo'lgan. Qul bo'lgan. İslam ularni birlashtirdi. Salmon Farsi, Suhayb Rumi, turli joydan, turli toifadagi odamlar, lekin İslam birlashtirdi. İslam ukalar birlashtiradi, bo'lmaydi. Siz olayotgan ta'limingiz, sizga berilayotgan ilm, shunga o'xshagan narsa sababidan o'sha palonchi domlada dars olganingizdan keyin boshqalarga nisbatan qalbingizda sovuqlik paydo bo'layotgan bo'lsa, boshqa musulmonlarga nisbatan qandaydir adovat paydo bo'layotgan bo'lsa, sizga islomni o'rgatmayapti ekan. Ko'zingizni katta ochinglar ukalar. 12 ta qolgan firqalar Najoriya, Bakriya, Ziroriya, Jahmiya va hokazolar mana endi 72 tasi o'tdi. 73-chi firqa Ahli Sunna val Jamoa. Sunnat yo'lini mahkam tutgan musulmonlarning katta qismi. Bizi ota bobomiz birodarlar mana shu Ahli Sunna val Jamoa bo'lib kelgan. Mana shu firqalar ana shu bir musulmonlarning yurtlarida qanaqa jangi jadallarni boshlaganligi, musulmon musulmonning qonini to'kishiga sabab bo'lgan qanaqa ishlarni qilganliklarini birodarlar tarixda o'qisak yaxshi tushunib olamiz. İkala taraf ham Allohu akbar degan. İkala taraf ham kalima ko'rmagan, lekin urushavergan. Bizi yurtlarimizda mana Qozi domla madrasaga kelganda bir chiroyli gapni aytdi, shuni ilinaman sizlarga. Ancha bo'ldi bu gapga. O'rta Osiyo xalqlarining ichida podshohlar, xonlar, sultonlar yer talashib urushgan ekan. Pul talashib urushgan ekan. Xotin boshqa narsalar talashib urushgan ekan, lekin hech qachon O'rta Osiyodagi bo'lgan janglar din nomi bilan bir-biriga qarshi urushmagan ekan, chunki Ahli Sunna val Jamoa bo'lgan, bitta aqidada, bitta mazhabda bo'lgan, dinni ro'kach qilib bir-biri bilan urushmagan ekan. Ko'zimizni katta ochaylik. Mana shu dinimizni dushmanlari siz bilan biz yurtimizdagi tinchlikni yo'q qilishi uchun imini mana shu aqida, din, islom degan, shariat degan narsani bular o'zlarini siyosiy maqsadlarni amalga oshirish uchun bir qurol qilmoqchi. Ko'zimizni katta ochaylik. Jon ukalar, qadan nimani ichib oldinglar bilmayman. Biz yetti ota bobomiz Maturidiy aqidasi Hanafi mazhabida bo'lgan. Endi keyingi davrga kelib turib, har xil narsalar internet orqali boshqa tomonlar o'rganyapti-da, yoshlarimizning miyasi zaharlanib qolyapti. Imom Shofiy rahmatoullohi alayhining so'zi bor. Fiqhda u kishi bilasizlarmi? Ikkinchi o'rinda turadi Imom Abu Hanifadan keyin. Shu kishi aytar edi, men bahs qilayotganda haqman, hujjatim bor. Lekin nariga ro'paramdagi odamni ham haq bo'lish ehtimoli bor deb qo'yardi. Tushunyapsizmi? Biz Imom Shofiyning 100dan 1 ilmimiz yo'q. Alhamdulillah to'g'ri o'qishni bilmaymiz, mendan boshqasi zalolatda. Mendan boshqasi Qur'onga amal qilmaydi. Mendan boshqa unaqa bo'lmaydi. Mana endi mana shu 73-chi firqa Ahli Sunna val Jamoaga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, sahobalar, tobiin, tabi tobiinlarni yo'lini ushlagan saodatmand musulmonlar mana ergashadi. Biz Ahli Sunna val Jamoamiz. Ahli Sunna val Jamoani belgisi ikkita dedik. Aqidada Ash'ariy yo Maturidiy aqidasini ushlaysiz. Biz yurtda Maturidiy ushaladi. Fiqhiy yo'nalishda to'ralar mazhabdan bittasini ushlaysiz. Yana bitta belgisi ikkita qaynata, ikkita kuyov bola. Hozirgacha musulmonlarning asosiy va jumhur ommasi e'tiqod va amal qilib kelayotgan aqidaviy va mafkuraviy mazhabning nomi mana Ahli Sunna nima ekan? Val Jamoa ekan. Ishonaveringlar, bu mavzularchi bir 10 yildan o'tib qoldi imom bo'lganimizga. Bu temalar umuman gapirilmas edi. Chunki kerak emas edi-da. Bilol qoraka manaqa debdi desa, onadirga ham, biradirga ham, nurdorga ham o'taverardi. Eskilar aytinglar. Shoiringiz qoraka manaqa debdi desa, butun shu vodiyga o'taverardi. O tushunarlimi? Bitta ikkita domla bo'lardi, bir xil gapirardi. Chunki aqidasi bitta edi, mazhabi bitta edi. Endi hozir har bitta mahallaning o'zining ikkitadan mushtahidi bor. Ha? Qo'rqmaydi. Birodarlar, fatvo bu din. Imom olib aytgandek, dinni kimdan olayotganingizga qaranglar. Fatvo berishchi milliondan bitta ikkita odamga nasib qiladi.
Keçeki derslerimizi ettik. İmam Ahmet, hadis ilminin ummanı bugün. Tuttu imamın bittesi. Şu kişiden soruştu. 100 bin ta hadis bilgen adam fatva etse buladı mı? Yok dediler. 100 bin ta. Hazır maşada otururken hamamız biteden hadis aysek hangi oladı? 1000 ta oladı. Biteden ayta olasek. 10 ta da aysek ki. Demek 10 ta da hadis bilmemiz mi? İnsaf biliyorlar. Çala çülpüyatla oyan hadisizi hüccet kimeyin. 200 bin ta hadis bilse fatva etse buladı mı? Yok dedi. 300 bin ta şey. Yok dedi. 400 bin ta hadis şey dese kolonamı da kımırlatıp durup da koydu. Biz her bittiğimiz 50 bin tadan kâmede hadis bilmemiz. Doğru mu? Özü 750 bin hadisinde yaşı çukur organı geldiğini, 40 binin acilatı o geldiğini yapardı. Bu maska başladı kimliğini görüp koyular. Siz tut da hadiste sanadı bilen ayeti veriyen hadisini. Ayeti o mislimi buralar şu maska başladı yolunu üşeylik. Maskaptan çıkıp yetiş. Maturidi akidesi yok ki aşari akidesinden çıkıp yetişlik. Fakat biz gibi muamma tutturadı. Bu yapılar hali közü kör bolu miyası kulüplanıp zombi bu koymakken ülkelerge ayeti yapız. Bunlaka miyası zahallanıp koyken ülkeler halkı layık asuğlar bilen. Sizlerge faydası yok bu yapılarla. İkkileni yekkenlerge, genge yekkenlerge ayeti yapız bunun. Onlaka miyası genge aynı koyanlarge ayeti tutsunken maşin yakalıp da nimede yekkeni bilme yaptı. Karayın bu törele mazhab egeleri 241. yılda vefat etken İmam Ahmet. Abu Hanife 80. yılda tuğulgen. Yani 1. asırda tuğulgen, 2. asırda vefat etken. Ahiriki imam 3. asırda yaşagen. Peygamberimiz muhtagen. Hayrul kuruni korni hadisinin hüccet kılasılar. Asırlarının en yaksı beni asırım degenler Resulullah. Sonra ondan ki engelerden asırı, ondan ki engelerden asırı. Ana şu 1. 3. asırda yaşamız deyseler. Yorgun yaparasılar ülkeler. İlgeçmeyseler ülkeler. Eğer erişken ileride mazhabda kereyemez demez değiller. İzâ sahhal hadisu fahuva mazhabi degen bu imamlar. Ne degen? Bir hadis sahih olsa şu benim mazhabım degen. Bu ki öşü imamın müştahit şagitlerine aitilingen gap. Siz bilen biz gemez. Abu Hanifan aitili Buhari'den oval yaşagen. İmam Buhari toplagen hadislerde hamasiga İmam Ahmet güvah bulmagen doğru. Lekin o kişinin şagitleri tirigidi İmam Buhari bor paytida. Agar hadis sahih bo'lsa shuni olinglar meni gapimni devorga uringlar degan gap o'zining mushtahid shagitlariga aytilgan gap, siz bilan bizga emas. 100 ta odamni turgizib turib, ana shu hadisda turlarini, shartlarini aytib ber desa, bitta odam aytadi yo aytmaydi. Lekin imomlarni shakiga so'ramiz. Ular birodarlar 2-chi, 3-chi asrda yashagan bu odamlar. Shuning uchun 3 asrga ergashamiz deyekanlar özgürlerde aldamayırlar. Sizler ergeçmeyapsılar. Akide'ye gelsek. İmam-ı Maturidi ham, İmam-ı Eş'ari ham 333. Hicri yılda vefat etken. Bir rakam bana şunu tür veresiler ya. 4. asırda vefat etken. 3. 4. asırda yaşayan. 3. asırda vakili bugün iki ala imam ham. Demek biz Maturidi akidesi Hanefi mezhabını üşegen paytımızda 1. 3. asırda biz ergeçe yapız. Gelişti mi? 6. 7. asırdaki adamlar gelmez. İmam-ı Maturidi 100 yıl yaşayan değillerdi kitaplarda. Demek 3. asırda 67 yıl yaşayan, 4. asırda 33 yıl yaşayan. 3. asırda ilaşı yaptın bu imamlar. Çünkü 1. 3. asırda gelişemiz, Resulullah'ın hayrul kuruni korni hadisiyle amel kıl yapızıp öz yıladı aldamayırlar. İslam'da avalı da başka mazhab akımlar bulmayan edek, ahli sünne vel cemaat degen termin ham bunu çünkü hem yok idi. İslam'da avval idi. Lekin bu nasalar, 1. hicri asırını, 1. yarımı ahırları da, türlü sebeplerine göre siyasi, Müslümanlar safıda acıralışlar payda oldu. Avval, havariciler acırap çıkıştı, Müslümanların katta kısmından. İtibar bile, katta kısmından acıra yaptı. Kendi Şia ve başkalar, Müslümanlarının ammasından acıralıp çıkıştı. Her bittesi özüge bir has nomlarını verdi. Yani ana şu fırkalar, asasi Müslümanlarının katta kısmından acıralıp çıkıp gitkenler, özünü fikrini, yönelişini himaye kılıp yapara başladı. Akıbatta her güruhunu özüge has akidesi şekillerine başladı. Ana şu akidesi aynı genlerden, Allah Teala'nın cisim degenleri var. Allah Teala'nın kolu bizi kolumuzu yok şey degenleri var.
Alloh taolaning umuman hech qanaqa sifati yo'q deganlar bor. Va bu juda bir xatarli masala edi. Alloh qayerda degan tema bor birodarlar. Qayerda degan so'zni Allohga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Chunki qay yer u yer, u makon. Yer, makon, zamon yaralgan narsa. Alloh taolo bor paytida zamon ham makon ham bo'lmagan. Ali ibn Abi Talib aytadi. Kan Alloh va la makan. Alloh bor edi, makon yo'q edi. Va huval an ala makan. Hozir Alloh, avval qanday bo'lgan bo'lsa shunday. Qayerda bo'lsa shunday, shu yerda emas. Shuninglar, qay yer degani u joy degani, makon degani. Alloh bo'lgan deyapti Ali ibn Abi Talib, makon bo'lmagan. Alloh makonlarni yaratgan. Endi Alloh qanaqa hozir desa, yaratmay turib qanday edi Alloh? Shunday deyiladi. Osmonda demanglar oyatni zohirga qarab. Juda xatarli ish bu. Oyatni zohirga qarab hukm chiqarmanglar, juda xatarli ish bu. Mana endi musulmonlarning katta omma qismidan bitta-bitta bo'lib ajrab chiqib ketdi. Endi mana shu qolgan asosiy musulmonlarning katta qismi ommasi ahli sunna va al jamoa deyiladigan bo'ldi. Endi mana shu ahli sunna va al jamoaning ulamolari ana shu toifalarni hammasi bilan tortishgan, ularni xato fikrlarini tanqid qilishgan, aqidaviy tortishlarda kitob va sunnatni o'zlariga dalil qilishgan. Mana hozir ahli sunna va al jamoa kim deganda qisqa qilib tushuntirib berdim. Aqida maktabi bor, fiqh maktabi bor. Aqida maktabida ahli sunnaning e'tiqod maktabi ikkita. Imomi Maturidiy, imomi Ash'ariy. Imomi Maturidiy Samarqandda faoliyat olib borgan, imom Ash'ariy Iroqda. Bu ikkala imom bir-birini ko'rmagan, zamondosh bo'lsa ham. Bir-birini ko'rmasdan mana shu ahli sunna va jamoani aqidasini himoya qilishlikda olib borgan izlanishlari deyarli bir xil bo'lgan. 5 ta, 10 ta masalalarda bir ixtilof bor, bu ham ixtiloflar, lafzi ixtiloflar. Endi mana shu bir 90, 95 yoki 97% bir xil chiqqanligi bir-birini ko'rishmasdan turib qilgan harakatini. Demak, ikkalasini ham to'g'ri ekanligini dalilini aytadi. Avvalroq vafot etib ketgan Imom Tahoviy, bu kishini ham aytib o'tishimiz kerak. U kishi Misrda yashagan. U kishi ham bu ikkala imomni ko'rmagan, u kishini ham ilmiy izlanishlari mana shu ikkala imomni xulosalariga deyarli bir xil yaqin bo'lgan. Imom Tahoviyning shogirdlari u kishining aqida mana shu maktabini davom ettirishmadi, u kishining kitoblari qoldi. Ash'ariy aqidasidagilar ham, Maturidiy aqidasidagilar ham Imom Tahoviyning kitoblarini mo'tabar qilib nima qiladi? O'qiydi, o'rganadi. Imom Tahoviy Hanafiy mazhabida bo'lgan. Ma'qulmi? Men hadis bilaman, menga mazhab kerak yo'q degan ukalar eshitib qo'yinglar. Imom Shofiy, to'rala mazhab boshilari hadis ilmida ummon dengiz bo'lgan. Hadis turibdi, nima qilaman men mazhabni demagan, naborot o'zlari mazhab boshlashgan. Tushunalingmi? Nimaga sizlar Hanafiy mazhabini ushlaysizlar, Hanafiy aqidasini ushlamaysizlar? Nima deyapsan uka? Sen tushunyapsan o'zi nima deyotganingni? Ilmsizlik. Ilmsiz odam o'ziga shunaqa bir yomonlikni qilib oladiki, dushmani ham qila olmas edi uni. Tushunarlimi? Dushmani ham unga qila olmaydigan yomonlikni ilmsiz odam o'zi qilib oladi. Problema nimada? O'sha yomonlikni qilayotganligini tushunmayapti. So'zimizni nihoyasida aytamiz, odamlar to'rt xil bo'ladi dedi hukamolar. Diqqat qilib turinglar, shu to'rt odam bittasi siz bilan men. Birinchi odam, u biladi. Bilishini ham biladi. Bu olim, bunga ergashinglar. Ikkinchisi, biladi, lekin unutib qo'ygan. Biladi, unutib qo'ygan. Bu g'ofil, bunga eslatinglar. Uchinchisi, bilmaydi, lekin bilmasligini biladi. Bilmaydi va bilmasligini biladi, ilmsizligini. Bunga o'rgatinglar. Endi mana shu logika bilan kelsak, to'rtinchisi kim bo'ladi? Bilmaydi, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Bu shayton, bundan uzoq bo'linglar deydi. Biz qaysinisimiz? Biz birinchisimiz, biz bilamiz, bilishimiz. Sen qassobsan,
Qassobda sen birinchi odamsan. Bilasan, bilishingni bilasan. Avval o'zimizni mana shu to'rttadan bittasiga ajratib olaylik, yigitlar. İne gapiramiz shu pozitsiyadan kelib chiqib turib. İne bir ish qilamiz shu pozitsiyadan kelib chiqib turib. Qaysinisimiz biz? To'rinchisi yo'q ichimizda bor. Faqat o'zi to'rinchi toifadan ekanligini tushunmaydi. Biz ota-bobolarimiz islom ummatiga ularni dinini ta'lim bergan ulamolarning yurti. Bizi bobolarimiz mana shunday yurtdan. Biz ota-bobolarimiz Buxoriyda faxrlanamiz, Termiziy deb, İmom Sarasiy deb, Barg'loniy deb faxrlanamiz. Butun islom ummatiga bizi yurtdagi ulamolar dinini o'rgatgan. Endi ag'dan bag'dan kelib qolgan svitno suvni ichib turib zo'r ekan demanglar. Buloqlar, daryolar o'zimizda, suvni tinig'i o'zimizda. Faqat boshiga borish kerak edi u suvni. Uyaga borgani mehnat qilish kerak, kitob o'qish kerak, unga toqatimiz yo'q. Undan ko'ra bir marta, ikki marta eshitib olgan narsamizni boshimizga kiyib olamiz. O'zimizni olim deymiz. Birinchisi biladi, bilishini biladi olim. İkincisi biladi, unutib qo'ygan g'ofil. Üçüncüsü bilmeydi. Bilmasligini biladi, bu johil o'rgatinglar. To'rtinchisi bilmeydi o'zi ish boladi. Alloh subhanahu va taolo haqda bardavon qilsin hammamizni. Mana shu ota-bobolarimiz ushlab kelgan ahli sunna va jamoa yo'lda mahkam turishlikka Alloh tavfiq bersin. Har xil oqimlardan, dinimizga yot bo'lgan tushunchalardan Alloh taolo o'zi saqlagan bo'lsin. Zero insonni o'lchov tushunchasi buzilgan bo'lsa, uni hayoti buzilib ketadi. O'lchov tushunchasi shariat ramkasida bo'ladigan bo'lsa, uni hamma yo'g'i tekiz bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.